Çok yaşadım dünya hep kalır sanma. Her gün namazın kılsa sakın usanma. Hep iyi tohum ek gençlik çağında. Ektiğin biçersin cennet bağında. Hep iyi gençlik çağında ektiğin biçersin cennet bağında. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Şimdiden tövbe eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbe eyle ölen, müjdeye kavuşur günahsız gelen. Şunlar ölümü hiç hatırlamaz, haram işler bir de namazın kılmaz. Bir gün gelir tutmaz olur bu eller, söyleyemez Allah demeyen diller. Bir gün tutmaz olur bu eller, söyleyemez Allah demeyen diller. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Kurtulur şimdiden tövbe eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbe eyle ölen, müjdeye kavuşur günahsız gelen. Sual melekleri kabre geleler, namazın doğru kıldın mı diyeler. Sual melekleri kabre geleler, namazın doğru kıldın mı diyeler. Hemen kurtulurum sanma, azap melekleri çıkıp gelince. Hemen kurtulurum sanma ölünce, azap melekleri çıkıp gelince. Gel şimdi tövbe eyle Allah'a.
Evet kıymetli kardeşlerim, sizlerle tekrar beraberiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum bütün kardeşlerime. Bugün 7. günü Ramazan'ın, Mevla'ya ne kadar şükretsek azdır. Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlerle tövbe konusunu ele almak istiyorum. Tövbe eyle eserini sizler için okudum ve orada güzel bir söz var. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a. İşleme bu günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbeyle ölen, müjdeye kavuşur günahsız gelen. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim hepimize nasuh tövbesi gibi bir tövbe nasip eylesin inşallah. Son nefesimizi vermeden önce inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamberimiz tövbeyle alakalı bir hadisinde şöyle buyuruyor. Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'a beni bağışlamasını diler, tövbe ederim buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine güzel bir hadisinde Efendimiz şöyle buyuruyor. Tabi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Güneşin batıdan doğması nedir kıymetli kardeşlerim? Güneşin batıdan doğması kıyamet alametlerin büyüklerindendir, büyük alametlerindendir birisidir. İlahi kudret, kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu dünya hayatına son vermek istediği zaman yarattığı bütün hassas düzeni bozacaktır mutlaka. İşte o zaman güneş batıdan doğacak. İnsanlarımız anlayacak ki bunu görenler dünyanın sonu geldiğini kesin olarak anlayacaklardır kıymetli kardeşlerim. Rabbim hepimize o günler gelmeden nasuh tövbesi gibi bir tövbe nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Selamette kalın. Duacıyım. Dualarınızı eksik etmeyin efendim.